Fule kolaylıklar diliyorum. Kameraman Doğukan'la birlikte, Doğukan Yıldırım'la birliktesin. İran'dan son durumu aktaracaksın. Sözü sana bırakıyorum. Kaan, çok teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım'la beraber İran'dayız. İran sokaklarından canlı yayındayız. 1 Nisan'dan bu yana gözlerin çevrildiği, dün geceden bu yana da bütün dünyanın konuştuğu ülke burası İran. Şimdi aslında pek çok noktayı göstereceğiz. Yeni ulaştık İran'a. Tahran'daki durumu da anlatacağız, Tebriz'i de anlatacağız. Farklı noktalardan canlı yayınlar yapacağız ama gerçekten çok hareketli bir gece geçirdi İran'da. Şimdi tabii insanlarla konuşmaya çalıştık. Nasıl bir atmosfer var diye sorarsanız İran'da, şu an gördüğüm kadarıyla sakin. Şimdi bir merkezi bir noktadayız Doğukan'la beraber. Bir çarşı alanındayız aslında. İranlıları görüyorsunuz. Bugün merkezi bir noktadan yayınımızı şu an yaptığımız için kalabalığı görüyorsunuz. Dükkanlar açık, esnaf açık. Şimdi bazı yerlerde tabii gözümüze çarpan şey Filistin'e, Gazze'deki Müslümanlara verilen desteği bazı noktalarda görüyoruz. Filistin bayrakları görüyoruz. Hemen karşı tarafta gösterelim. Tabii dün gece İran'ın İsrail'e yönelik misillemesinin yankıları sürerken gözler tabii İsrail'de bu gece veya önümüzdeki günlerde İsrail İran'a bir karşılık verecek mi? Bu da konuşuluyor insanlarla konuştuğumuzda. Korktunuz mu diye sorduk, nasıl bir gece geçirdiniz diye sorduğumuzda birçok kişi şunu söyledi. Çok sayıda evet roketler atıldı, sesler duyduk ama korkmadık diyenler çok fazlaydı açıkçası, böyle söyleyeyim size. Tabii şimdi ne konuşuluyor? İsrail, İran'ın yapmış olduğu bu misillemeye İsrail bir karşılık verecek mi? Dolayısıyla burada açıkçası konuşuluyor. Şimdi tabii İsrail nasıl bir adım atacak bugün, yarın, önümüzdeki günlerde? Doğrudan İran'a mı bir saldırı, bir girişiminde bulunacak? Bu henüz bilinmezken biz işte İran sokaklarının nabzını tutmaya geldiğimizde İran'da şu an sakin bir havanın olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi tabii teknik bir sıkıntı yoksa eğer daha da gezerek göstereceğiz İran sokaklarını Doğukan'la beraber. Şöyle ilerleyelim. Hemen gelir gelmez zaten birçok noktada Filistin bayraklarını biz gördük burada. Yine Doğukan da gösteriyor birçok noktada. Neler yazıyor orada diye sorduğumda işte bazı yerlerde kahrolsun İsrail tarzı şeylerin yazdığı söyleniyor. İşte şu an tam da İran sokaklarını size canlı yayında gösterirken tabii önümüzdeki süreçte, saatlerde diğer noktaları da göstereceğiz. Şimdi bütün dün geceden bu yana yaşanan olayların ardından önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İran'ın 13 Nisan gecesi İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğimizi iletti. Gerilimi artıracak adımların sona ermesi denildi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Ve İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini de belirtti İran Dışişleri Bakanı yapmış olduğu bu açıklamada. Şimdi şöyle gösteriyoruz. Tabii yanımızda Medeni Bey var. O da kendisi bizimle burada eşlik ediyor. Zaman zaman onun da fikirlerini alıyoruz. Yol arkadaşlığı yapıyor bize Medeni Bey. Dün gecenin tabii tanıklarından burada neler yaşandı hep anlattım yayının başında. Medeni Bey'in Türkçesi gayet iyi. Şimdi nasıl bir atmosfer var diye gösterirken açıkçası sakinliği görüyoruz. Yani hayat normal akışında gidiyor ama herhangi bir korku, panik havası var mı? Siz dün gece neler yaşadınız mesela? Yürüyerek de Doğukan gösterdi. Biz dün gece sakinle biz yaşıyoruz. Aslında bir korkumuz da yoktur. İsrail'de korkmuyoruz. İran çok güzel, İran sakindir, İran güçlü bir devlettir. Biz Filistin'in arkasında da durmuşuz. Kahrolsun İsrail. Biz
İran'ı çok seviyoruz. İran'ın güzel bir şeydi. Dün ne oldu? Dün buradan çok sayıda dronlar, kamikaze dronlar, işte balistik füzeler sadece İran'dan değil, yine işte Yemen'den, Irak üzerinden de ateşlenen füzelerin olduğuna dair bilgiler var tabii, ama İran'da o esnada gece saatlerinde misillemesi, İran'ın İsrail'e yönelik yapmış olduğu bu misilleme, bazı sokaklarda işte Tahran'da özellikle bir takım kutlamalar oldu. Dün neler yaşandı İran sokaklarında? İran sokaklarından yani biz ona söyleyebiliyoruz ki biz İran'ın milleti kendini gösterdiği zaman ki biz hiç devletten korkmuyoruz. Biz sevindik ki biz İsrail'e bir yumruk vurduk, yani bir o roketlerin için yüzlerce yumruk da yine atarız. İsrail'de korkmuyoruz, İsrail'de korkumuz da yoktur. Dün kutlama yapılmasının amacı neydi? Biz sevindik ki bizim devletimiz Filistin'in arkasında da durmuş. Suriye'de bizim konsolosluğumuzda da İsrail vurmuş ya, onun cevabını biz verdik. Yani İran güçlü bir devlettir, sıkıntı da yoktur bizden, her yer sakindir. Kutlama da yine yapacağız. Biz kutlama her gün yapacağız ki İsrail'le biz savaşıyoruz. Peki sirenler çaldı mı mesela dün İsrail'de peki? Olağanüstü bir durum, an yaşandı mı? İşte nasıl bir atmosfer vardı burada? İran'da sakindi, bir şey yoktu. Çünkü bizim onlar alın çekecekler. Biz yok. Biz onlara biz... Peki korktunuz mu İsrail'den buraya bir saldırı olur mu diye? Biz hiç zaman İsrail'de korkmamışız ve korkmuyoruz. Çünkü devletimiz bir güçlü devlettir. Biz hiç devletten de korkmuyoruz. Eğer Müslüman devlette bir olsalar İsrail Filistin'e, Gazze'ye vurmaz. Yani Müslüman devlette bir olduğu zaman hiçbir devlet, hiçbir ülke Filistin'e hamle etmezdi. Şimdi biz Müslüman devlette bir olduğu zaman hiçbir ülke, hiçbir devlet yan bakmaz bizlere. Yani Müslüman devlette bir olduğu zaman hiçbir devlet, hiçbir İsrail gibiler bize bir şey yapmazlar. Peki Medeni Bey, şöyle Doğukan, ilerlemeye devam edelim. Medeni Bey de bizimle birlikte şimdi bize hem gösteriyor, anlatıyor İran'daki durumu, atmosferi anlatırken tabii televizyonlar da takip ediliyor. Yapılan haberler de burada takip ediliyor. Daha yeni geldik açıkçası. Dolayısıyla ben size televizyonlarda ne konuşulduğunu da göstereceğiz. Televizyonlarda neler anlatılıyor. Şu an mesela işte İsrail'e yapılan, atılan bu işte füzeler, roketler ve dronlar haberlerde konuşuluyor. Şu an bulunduğumuz bu alanda bir çarşı alanı. Sizin şu an sokaktaki gündem ne? İnsanlar ne anlatıyor? İnsanlar hiçbir şey, insanlar sakin. Bir korku, korku falan, yani. Bizde korku falan yoktur. Biz korkmuyoruz. Görüyorsunuz da ayağında da var. Biz her yer açıktır. Dükkanlarımız da açıktır. Millet alışverişleri de yapıyorlar. Biz hiçbir devlete de korkmuyoruz. Görüyorsunuz her yer sakindir. İran sakindir. Bir şey de tehdit falan da biz yani tehdit falan da korkmuyoruz. Her yer sakin, millet de güzelce yaşıyorlar. Şu an yeni posterler asılıyor galiba, evet, yeni posterler. Ne yazıyor bu üstünde? Şöyle bir bize bana gösterir misin? Kaldırıyorlar mı, asıyorlar, asıyorlar mı şu an? Asıyorlar. Asıl sen. Bağlı. Ne yapıyorlar? Bunlar bağlıyorlar. Bunlar ki biz Filistin'e... Ne yazıyor şu an üzerinde? Şey yazıyor, şey yazıyor. Kod. Ne yazıyor? Bu yazmış Kod, yani Filistin'in Mescid-i Aksa'nın orada var yazmış. Türkçe, Farsça'da yazmış, Türkçe'de yazmış oradan. O Filistin bayrağıdır. İsrail terörist diye yazıyor bu aslında pankartın üstünde. Birçok noktada bunu görebiliyoruz yani, evet. Filistin bayraklarını. Var, var. İnanın her yerde. Ve İsrail'e karşı bir dün de sloganlar atıldı sokaklarda. İsrail'e karşı büyük bir tepki ve İran'ın İsrail'e yapmış olduğu bu misillemesi de dediğim gibi epey de yani bir kutlamayla karşılandı. Ama şimdi oradaki haberleri de görüyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Doğukan, pardon. Şöyle dikkatlice yürüyelim. Trafik kuralları pek de işlemiyor çünkü, değil mi? Burada, evet, burada. Evet. Doğukan gösterirken şimdi tekrar ileride yine Filistin ve Mescid-i Aksa ve Filistin bayrakları görülüyor. Tabii bu hadise neden yaşandı? Aslında bugünü konuşuyoruz ama bugünü anlamamız için 1 Nisan'a gitmek gerekiyor. 1 Nisan'da İsrail, İran'ın Şam'daki Büyükelçilik binasına bir saldırı düzenlemişti. Ve o saldırının ardından aslında 1 Nisan'dan bu yana gündem buydu. İran, İsrail'e bir karşılık verecek mi? Savaş mı
çıkıyor, savaş mı kapıda diye. Zaten 1 Nisan'dan bu yana hep konuşulan konuydu. Sadece yani Türkiye'de değil, dünya medyasında da epey yer aldı. Cuma akşamı Lübnan'dan İsrail'e yönelik dronlarla bir saldırı düzenlenmişti. Ve hatta biz de o zaman canlı yayındaydık. Cuma akşamı yapılan Hizbullah'ın atmış olduğu o dronlar, o saldırının ardından şöyle bir açıklama gelmişti bazı İran kaynaklarından. Demin şöyle bir açıklamaydı. Denildi ki bu daha başlangıç. Şimdi cuma günkü o saldırının ardından dün akşam işte büyük bir saldırı, drone, 300'den fazla füze, yani toplamda drone, roket ve füzenin ateşlendi. Ama İsrail %99'unu biz imha ettik dedi. İsrail'de bir iki bir yer ne oldu? Burada ne oldu? Burada bir şey zannediyorum ki zelese falan olacak ya. Bir toplantı olacak burada. Burada bir toplantı mı olacak şimdi? Nereden olacak anladınız? Bu memurlar var ya, buna soracağız. Soralım isterseniz bir hazırlık mı, bir eylem mi olacak, bir miting mi? Eylem yoktu, biri gelip konuşacak yani, bizim bilmiyorum ne gelecek, şimdi soracağız. Siz gidip sorabilir misiniz? Burada bir hazırlık yapılıyor dedi Medeni Bey. Ne hazırlığı? Bir sor. Şu an görüş alıyor. Burada sen bir şey olacak diyor ama çünkü zaman zaman işte mitingler, konuşmalar oluyor. Ne olacakmış? Kim gelecek burada? Şehzade, belediye başkanımız gelecek burada. Ne üzerine bir konuşma olacak? İsrail'in vurmasına hatır. İsrail'in vurmasına hatır. İsrail'in vurmasına hatır. Bir toplanma olacak burada yani. Bel merasımımız vardı. Yani toplantı var. Belediye başkanı gelecek, burada konuşacağız İsrail'e karşı. Sizin herhangi bir endişeniz var mı peki? Dünden beri olayları takip ediyor bütün dünya aslında. İran'ın İsrail'e yapmış olduğu bu misillemenin İsrail tarafından bir karşılık olabileceği söyleniyor. Herhangi bir tedirginlik, korku var mı? İsrail bize cevap veremez. İsrail bize cevap veremez. Neden? Veremez daha. Çünkü biz hemen şu amada başı. İsrail bize cevap veremez. Şu an İran'da bir panik havası görmüyoruz zaten. Herhangi bir korku da yok ama... Korku falan yoktur İran'da. Yok. Çok atlı, rahat, ama öz işindeydi. Korkmamız adımız da yoktu. Dün gece neler yaşandı sizler? Dün ne oldu? Ne yaşadık mesela, gördük? Ne oldu bize? İran'a, cemaate... Kaç bize yok idi, ama şartlık dahil. Değil ki biz sevinmişiz. İran ki şeye roket atmış, biz seviniyoruz, millet seviniyor, millet herkes İran'ı da istiyor. Onun için biz burada kutlama yapacağız. Bizim belediye başkanımız da gelecek, burada millete konuşacağız. Yani onun için biz fazla bir sıkıntımız yoktur. Şu an burada bir kutlama olacak, kutlama yani. Kutlama olacak, evet. Kutlama yapılacak burada. Evet, belediye başkanımız gelip konuşacak. İsrail dedi ki ama İran'ın atmış olduğu roketlerin biz %99'unu imha ettik. Yani herhangi bir... Deyir ki, İsrail deyip biz roketleri hamısını konserlemişiz. İmha ettik dediler. Onu deyine ki bilsin. Deyine biz vurmuşuz. Biz vurmağını vurmuşuz. Hala onlar mukavele edipler, mukavemet edipler. İsrail zaten diyecek. O sözü kendine diyecek zaten. %60'ı biz vurmuşuz. Yani %60 biz vurmuşuz. Noktaları da vurmuşuz. Sıkıntı yok. Biz devletimizde güçlü bir devlettir. Biz devletimizi istiyoruz, seviyoruz. Millet hepsi de seviyor. Yani sıkıntı yok. Sakindir her yer. Herkesi seviniyor. Peki şu an burada bu sokakta bir temizlik yapıldı. İşte belediye başkanının geleceğini söylüyor. Ve burada topluluk oluşacak, bir kalabalık oluşacak. Ve böyle bir miting gibi bir kutlama yapılacağı söyleniyor. Yani İran'da hava şu, açıkçası şöyle söyleyeyim. İran, yani İran'dakiler, İranlılar diyor ki, hani biz karşılığını verdik, attık füzeleri, biz galibiz, böyle öyle bir havada insanlar burada. Dolayısıyla böyle bir mesaj veriyor, kiminle konuşsak bunu söylemiş olayım sizlere. Şimdi tabii bizim daha gösterecek ve gidecek, hatta bir meslektaşımı görüyorum orada, o da mesela yerini almış. O da biraz sonra buradaki kalabalığı ve katılımı görüntüleyecek.
Onu da öyle göstermiş olduk Doğukan'la beraber. Medeni Bey'le beraber ilerliyoruz. Sağ olsun o da bize burada eşlik ediyor. Yine karşımıza bir Filistin bayrağı ve terörist İsrail devleti yazan işte bazı pankartlar, posterler görüyoruz sokaklarda. Bunu söylemiş olalım. Başkent Tahran sokaklarında da yine manzara aslında bu şekilde. Biz şu an başkentte değiliz, Tahran'da değiliz. Ama Tahran'a aslında biraz uzak bir noktadayız. Onu da söylemiş olayım. Tam hani lokasyon vermem doğru değil ama Tahran'a biraz uzak bir noktadayız. Doğukan şöyle sokakları, esnafı göstermeye devam ederken, çünkü dediğimiz gibi dün geceden bu yana dünyanın konuştuğu ülke burası, İran. Hava sahası kapalı. Şu an yani birçok noktadan uçaklar da inlemiyor. Dolayısıyla böylesine merak edilen bir ülkede biz şu an CNN Türk olarak canlı yayın veriyoruz. Sokakları gösteriyoruz sizlere. Doğukan Yıldırım'la beraber. Birleşmiş Milletler karşılıklı saldırılar büyürse yıkım olur, alarm durumundayız demişti. İşte İran'ın misillemesi, tekrar İsrail bir cevap verir mi? Doğrudan İran'ı hedef alır mı? Burada böyle bir henüz bir hava yok ama böyle bir durum halinde de İranlılar biz korkmuyoruz şeklinde açıklamalar yapıyor. İsrail İran'ın İHA ve füzelerini %99 engelledik demişti. Tabii İran bu saldırıları